Merhabalar. Günün birinde Rabbi Shimon Bar Yohaya biri şöyle bir soru sorar. Brit Mila töreni neden doğumun 8. gününde yapılır diye. Rabbi Shimon Bar Yohay aslında garip bir karşılık verir. Çocuğun annesi bu törende bulunabilsin diye. Brit Mila gibi son derece önemli bir olay ve bir taraftan da Rabbi Shimon Bar Yohay gibi Zohar'ın yazarı olan kişinin vereceği cevabın çok daha karmaşık, çok daha mistik veya çok daha değişik olması beklenebilir. Ancak vermiş olduğu cevap biraz eften püften gibi de insanlara gelmiyor değildir. Aslında bugün günümüzde bunun neden 8. günde yapıldığına dair tıbbi veya biyolojik açıklamalarımız vardır. Ama bu sorunun yalnızca tek bir cevabı vardır. Tanrı öyle emrettiği için. Evet, Brit Mila için Bereşamızın hemen başında Uvayoma Şemini Yimol Besar Orlato demektedir. Brit Mila merasiminin, Brit Mila işleminin 8. günde yapılmasının gereği belirtilmektedir. Daha Leh Leha Bereşasında Avraham'a bu emir ilk defa verildiğinde de bu işin 8. gün yapılması gerektiği konusunda Tora'da net bir açıklama vardır. Bazen hoşumuza gitse de gitmese de emirleri uygulamadan önce o emirleri deşmek, belki de öğrenmek için biraz kurcalamak, bazı kaçamaklar bulmak için de araştırmak durumunda kalabiliriz. Aklımızdan çıkarmamamız gereken tek bir gerçek vardır. Tora'daki emirlerin tamamı Tanrı emrettiği için yerine getirilir. Bunun nedenleri, niçinleri elbette ki araştırılır. Hatta araştırılmalıdır da. Ama buradaki amaç Tanrı'nın emrini yerine getirmektedir. Bizler Sinay Dağı'nda iki tane pırıl pırıl sözcükle pırıl pırıl iki tane söz verdik. Bunlardan bir tanesi naase, yapacağız. İkincisi ise nişma, dinleyeceğizdir. Bunun anlamı da şu, biz ne olursa olsun bu emirleri yerine getireceğiz. Bundan sonraki ikinci kısım yani nişma kısmı o emirlerin içeriğini veya nasıl meydana geldiğini öğrenmekle geçecektir. Tora öğrenimi hangi emir olursa olsun lekabel pras yani bir anlamda ödül almak için çok güzel bir yöntemdir. Ancak uygulama söz konusu olduğunda mutlaka Tanrı emrini yerine getirmek için bu işlemlerin yapılması gerekir. Rabbi Chaim Palachi, İzmir'in büyük dehalarından biri olan Rabbi Chaim Palachi, Kafa Chaim kitabının hemen daha başlarında herhangi bir misvayı yapmadan önce Leşem Yehud bölümünü okumamızdan söz eder. Çünkü bu noktada, bu okumada bu misvanın Tanrı emrettiği için yapıldığı yazılmaktadır. Hepimize Şabbat Şalom.